Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda lipo pilleri inceleyeceğiz. Şimdi lipo piller neden bu kadar çok tercih ediliyor? Önce onu konuşalım. Şimdi Lipo piller e, hafif olması, istenilen boyutlarda üretilebilmesi, yüksek kapasiteleri ve yüksek güce sahip olmaları yani bizim için büyük avantajlar arasında bir de en önemlisi yani çoğumuzun bilmediği hızlı deşarj imkanı vermesidir. Şimdi şöyle bir lipo pili inceleyecek olursak 25 c 2s 1 p 7.4 volt 2200 mAh. saat. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Önce onu konuşalım. Şimdi 2200 mAh saat çoğumuzun duyduğu bildiği kapasite kavramı olarak bildiğimiz bir değer yalnız şu 2S1P kavramı merak edilenler arasında. Şimdi 2S yani 2 hücrenin seri bağlanması. Her bir hücre 3.7 volt olduğundan 3.7 artı 3.7 7.4 volt yapıyor. Bu bizim e, voltajımızı belirledi. 2 tane hücrenin seri bağlanması 3.7'den 7.4 volt yaptı. 1P ise aynı özelliklere sahip bir o kadar daha hücrenin paralel bağlanması. Yani şöyle düşünecek olursak bir pil 3.7 volt. Bunun gibi 4 tanesini ikişer tane seri bağlayıp sonra bir de bunları paralel bağladığımız zaman böyle bir pil elde edebiliyoruz. Şimdi buradaki seri bağlamayı voltajı arttırmaktan dolayı yaptık. Paralel bağlama ise kapasiteyi arttırmak için. Yani şöyle düşünebiliriz, hani iki tane seri bağlanınca 1100 miliamper saat. Bir de aynı şekilde paralel bağladığımız zaman ne olacaktır? Pil daha uzun gidecektir. Yani iki katı kapasiteye çıkacaktır. Şimdi e, elimde iki tane 2200 miliamper saatlik lipo batarya var, farklı markalarda. Kıypon marka marka e, çok tutulan bir pil. Leopard Power da aynı şekilde. Yani bu lipopillerde kalite gerçekten önemli. Çünkü e, bunların alev alma birden patlama gibi sıkıntıları olabiliyor. Bu yüzden lipopillerde çok dikkatli davranmamız lazım. Bu dikkatli davranmaktan kastımız nedir? E, şarj ve deşarj edilirken talimatlara uymamız yani büyük hayatı önem taşıyor diyebilirim. E, lipo bataryaların tam kapasitesini kullanmıyoruz. Şöyle hani atıyorum 10 birimlik bir bataryamız varsa bu 10 biriminin tamamını kullanmamamız gerekiyor. %80'ine kadar. Yani içerisinde 2 e, birim kalana kadar kullanıyoruz. O 2 birimlik seviyeye geldiğimiz zaman bataryamızı çalıştırmamamız gerekiyor. Tekrar şarj etmemiz gerekiyor. Burada e, popillerin tam tam olarak bitirilmemesi gerektiği önemli. Şimdi şu C değerini konuşalım. C değeri mesela bu 25C, bu 30C ne fark ediyor? Şöyle fark ediyor. Hani bu C değeri pilin deşarj hızını temsil ediyor. Mesela 25C değerine sahip bir pil hani kendisinin 25 katı kadar hızda deşarj edilebilir anlamına geliyor. Mesela 20C olsa pil yani kendisinin 20 katı kadar 30C kendisinin 30 katı kadar Deşarj ediyor kendisini. Yani bu ne demek oluyor Hani e, Yüksek akım çekmekten bahsediyoruz Yani hızlı deşarj demek yüksek akım verebilir anlamına gelebilir Şöyle mesela Elimizde 2200 2000 diyelim 2000 miliamper saatlik bir batarya var Ve bu 25C Şimdi bu ikisinin değerini çarptığımız zaman ne yapıyor? 50 amper. 50 amper çekilebilir demek oluyor bu bataryadan. Şunda ise mesela yaklaşık 66 amper çekilebilir demek oluyor. Bu da bizim mesela kullanacağımız yük de şöyle mesela hani yükümüzün maksimum hızda maksimum verimlilikte çalıştırabileceğimiz anlamına gelebilir. Mesela hani bu bataryalar e, dronelarda dronlarda, fırçasız motor kullanılan arabalarda kullanıldığında e, o motoru tam performans besleyebiliriz anlamına geliyor. Şimdi normal bir lityum iyon pil kullandığımız zaman hani araba gitmeyecek gibi yavaşlayabiliyor ama lipo pilde ise yani onun tam performans çalıştırıp son ana kadar tam performans çalıştırıp bir yerde de kesilebilir duruma getiriyor. Yani bu yüzden hani %20 kısımlık beklemesi gerekiyor demiştik ya. Yani o yüzden %20'ye gelince lipopil kendisini kesmesi lazım. Bunun için de tabi kontrol kartları kullanılıyor. Buradaki mevzu Önemli. Şimdi bunun nasıl şarj edilip edilmeyeceği konusu var. Şimdi şöyle elimde B3 pro kompak şarjır mevcut. Bu şarj cihazı kaliteli bir şarj cihazı piyasada da 70-80 lira 60 lira dolaylarında bulabileceğiniz bir şarj cihazı bunda 3s yani 3 tane seri bağlı bir LiPo'yu şarj edebilirsiniz. 3 tane hücre var gördüğünüz gibi. Sel 1, sel 2, sel 3. Bunların her biri bir hücreyi temsil ediyor. Bunu şöyle hani bunlara balanslı dediğimiz balanslı piller şuradan mesela bu bizim pilimiz 2S1P bunu takacağımız yer şu kısım. Buraya taktığımız zaman sadece 1 ve 2. ışıkların yandığını hani e, kırmızı yandığını göreceksiniz. Şu hani boş olduğu için sürekli yeşil yanar. Eğer 3S bir bataryanız varsa şu kısma takıyorsunuz. Ha, yani bunun dışında da lipo piller e, uzun süre kullanılmayacaksa hani uzun süre kullanmayıp depolayacaksanız e, bunu genellikle metal bir e, Nasıl diyeyim, metal bir haznenin içerisinde depolarsanız daha güvenli olacaktır atıyorum tatile çıkacaksınız bir müddet eve vuramayacaksınız bir müddet kullanmayacaksınız pillerinizi böyle durumlarda e, bir tencere olabilir veya bir e, hani yanmayı dağıtmayacak e, kutularda hani metal kutularda saklayabilirsiniz Bunun dışında da bilmemiz gereken pek bir şey kalmadı miliamper saat Biliyorsunuz ki pilin kapasitesini gösteriyor miliamper ne kadar artarsa pilin kapasitesi ve o devrede ya da o cihazda kullanma süreniz artacaktır ya şunu da söyleyeyim bunların fiyatları şu anki günümüzde değişiyor 80 liraya da var aynı özelliklerde 150 liraya da var bu işte e, az önce söylediğim marka ile alakalı bir şey kalite ile alakalı bir şey e, bu tarz markalar üzerindeki yazdığını hani 99'a kadar karşılıyor yani sorun yaşatmıyor 2200 deyip de mesela Hani 3 saat gidiyorsa atıyorum bu. Hani 1.5 saat gitmiyor neyse. Bu yüzden kaliteli marka almanızı öneriyorum. Şarj cihazından da memnunum. Gayet güzel. Pillere zarar vermiyor. Araştırabilirsiniz. Herkes hemen hemen başlangıç seviyesi herkes bu cihazı kullanıyor diyebilirim. Gayet güzel bir cihaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.